Beyazlar içinde görmeye dayanamıyorum. Bizim olduğumuz yerde misafirleriniz rahatsız eder. Estağfurullah, ne demek. Olurlar, o yüzden hiç şey yapmam. Siz de bizim misafirimizsiniz. Aldın mı dedi? Evet, aldın bayım. Kayıttayım. Tamam mıyız? Efendim, tebrik ediyoruz teşekkür tekrardan. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok mersi. Kaçıncı düğündeyiz? İki mi? İkincideyiz. Evet, ikincideyiz. Damat Bey, neler söyleyeceksiniz? Evet. Birinci düğünün sarhoşluğundayız hala. Heyecanındayız. Çok güzel bir beraberliğe adım attık bence bugün. İnşallah bir ömür hep beraber mutlu olacağız. Evet, aynen, inşallah. Size soralım. Buyurun. Siz neler hissediyorsunuz? Önce İtalya, sonra Türkiye, sonra Bodrum var. Ya biz şöyle bir şey söyleyelim, yanlış anlaşılmasın. O kadar çok yorulduk ki Bodrum olmayacak gibi gözüküyor. Ama şey, şu anda zaten mutluluğumuz sonsuz, tahmin ediyorsunuzdur. İtalya zaten çok güzel geçti. Şimdi burası da öyle çok güzel geçiyor. İtalya'ya gelemeyen, bizimle birlikte olamayan arkadaşlarımız ve misafirlerimiz için böyle bir gece düzenlemek istedik. Nikahımızı da böyle kıyalım istedik. Çünkü benim kız kardeşimin normalde İtalya'ya gelmesi gerekiyordu. Ama iki gün kala ayak bileğini kırdı. O gelemediği için özellikle sadece sanki onun için yapılmış gibi olabilir bu düğün aslında. Çok keyifli geçiyor. Yani siz de gelin isterim aslında. Biz şimdi yurt dışındaki düğünü gizli gizli oradan soruyor. Ne sordun? Bana sor. Evet. Sosyal medya üzerinden paylaşımlardan takip edebildik. Gelinlikleri gördük. Evet. Burada farklı bir gelinlik herhalde. Evet. Daha kaç tane daha yiyecek acaba? Bu yani abartmışım, öyle söyleyeyim. Çok zormuş yani. 5 tane giymedim, 4 tane giydim olsun. 5 tane demiştim aslında. Bir tanesini Bodrum için düşünmüştüm ama şimdi Bodrum olmayınca zaten 4'te kaldık diyelim. Evet. Peki ilk düğünün İtalya olmasının sebebi neydi acaba? Nazım'ın evlenme teklif ettiği yer orasıydı. Bir de benim en sevdiğim otellerden bir tanesi o bulunduğumuz yer. O yüzden bizim için çok özel ve çok güzel bir yer. Arkadaşlarımızla orada paylaşmak istedik. Bu isteme şey, kriz çıkartma olayları falan, örf adetler yerine getirildi mi onlarda? Otelde yapıldı ama İstanbul'da yapılmadı. Şimdi İstanbul trafiğine denk geldik. Bizim ikimizin de birlikte olduğu, birlikte çalıştığı insanlar bize bunu sordu. İşte bir gelin alayı yapalım falan diye. Şimdi tam böyle akşam trafiğine denk geliyor. Bir de okullar galiba oryantasyona başlamışlar çocuklar. Bugün galiba böyle okula başlamadan önce bir gün daha gitmişler falan. O yüzden böyle hani trafiği çok da meşgul etmemek için öyle bir şey. Riske böyle gelin çıkartma. Yok, olmadı. Beyaz atla beraber. Yok, hayır. Bizim sitede zaten beyaz at yasak, o yüzden. Beyaz at giriş yapamıyor siteye. İşin şakası ama şey, öyle bir şey olmadı. Önemli bir mesaj var. Bir bak, merak ettim ne yazıyor. Bir de arabayı soracağım. Geliyorum ya. Gelin arabasını soracağım ben. Evet. Kendi aracınız. Evet. Özellikle mi istediniz? Nazım Bey'in aracı o sırada şirketteydi, o yüzden. Benimki de yani evin önünde bizimki vardı. Ben ona da sürpriz yapmak istedim. Ve çok heves ettiğim bir şey ve çok da beğendiğim bir şey aslında. Küçük bir kendime verdiğim gazla çiçekti de süslettik arabayı. Çok da güzel kaç oldu. Kaç kişilik içeride bir misafirleriniz var? Yani 280 kişi var şu an içeride. Kimler geldi? Ben seni yine sürekli cevap veriyorum, kusura bakma. Ben çok mutluyum halinde. Tamam peki. Şöyle paylaştık, ikiye böldük diyebiliriz. Daha çok Nazım'ın akrabaları ve ailesi. Benim de çok iş yaptığım, çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim böyle artık ailem gibi olmuş insanlar var. Nazım, siz bu evlilik adım atıldı. Temel esasınız nedir? Zorluyor. Mutluluk sonsuz mutluluk ne koçacım? Biraz daha sufle alabilirim buraya. Mutluluk sonsuz mutluluk. Sonsuz mutluluk. Sonsuz mutluluk. Çok teşekkür ederiz. Gözyaşlarınıza hakim olamadınız. Çok konuşuldu o sahne. Bak o zaman şöyle bir şey. Şöyle çok teşekkürler. Çok mersi. Beni çok sevdiğinizi biliyorum. Pek çok insan da böyle aynı duyguyu paylaşmış aslında. Şöyle bir şey oldu. Ben bir itirafta bulunacağım. Eğer onun da izni olursa. Ben gayet iyiydim aslında. Bir tek böyle elbise güzel gözüksün. Çünkü Özgür çok güzel bir elbise yapmıştı. Bir de arkadaşlarımız da böyle heyecan içerisinde beni bekliyor, duyuyorum. Böyle bir viraj, yani bir yerden dönmem gerekiyordu onlara doğru yürürken. Böyle tam böyle virajı aldım, döndüm ve Nazım'ı gördüm. O kadar güzel ve o kadar yani yakışıklı görünüyordu ki bir anda böyle gözlerimiz birleşti. Ve sanki böyle ağlıyor gibi geldi. O ağlayınca ben ağladım, ben ağladıkça o ağladı derken öyle biraz... Anlık. Evet, anlık bir şey oldu. Gelin damadı yakışıklı görünce ağlamış. Gibi oldu yani tabii ki. Hep öyle de her gün ağlamam lazım normalde. İşte o gün öyle bir şey oldu diyelim. Bu gelinlikten de bahsedebilir miyiz? Biraz Amor Garibovic yaptı bu gelinliği de. Bu da çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Sağ olsun, çok da güzel bir gelinlik yaptı. Buraya daha uygun, daha böyle İstanbul havasına, bu mekana daha uygun olduğunu düşündüm. Metrelerce bir gelinlik bekliyordum ben sizden. Yok.
O kadar kalabalık, bak bir şey göstereceğim sana. Yani metrelerce gelinlik falan bunlar yalan, böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey oluyor zaten metrelerce gelinlikte. O yüzden şey, ne kadar yani gelecekte evlenen bütün gelinlere söyleyeyim. Eteğinizde basıyorlar, kısa tutun diyeyim yani, en azından öyle söyleyeyim. En mutlu olduğunuz gelinlik herhalde bu gelinlik. Diğerleri daha uzun. Hepsi çok rahattı. Hepsini çok seviyorum. Hep çok seviyorum. Hepsini ayrı ayrı. Kıymetli. Ama o 5. gelinliği giyememe pişmanlığı olacak mı? Hiç yok. Duruyor dolapta. Ben onu giyerim. Sen rahat ol. Bir yere sıkıştır. Ben onu sıkıştırırım bir yani. Hiç hissettirmeden. Her teşekkür yerde giyerim. Ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Balayı mı? Var mı hayalinizde? Ya beni tanıyan bir insanın bana bu soruyu sormaması lazım. Biz şöyle. O da o zaman hemen o da aynı benim gibi. Biz çok anlaşıyoruz bu konuda. O da çok çalışıyor, ben de çok çalışıyorum. İkimiz de çalışmayı çok seviyoruz. Şöyle bir durum oldu. İkimiz de böyle biz birbirimize böyle yani önce ben sordum tabii ki. Şey dedim, aşkım bir balayı gibi bir şey düşünüyor muyuz falan? Çünkü ayın 4'ünde benim bir toplantım vardı pazartesi günü. Hani inşallah bir şey söylemez diye umutla. O da böyle istiyor musun falan diyor ama hissediyorum yani balayı olmazsa iyi olur. Yani bilmem sanki yapmasak çok iyi olur. 4'ünde bir toplantım var dedim. Dedim ki benim de 4'ünde toplantım var, o yüzden dönelim. Biz pazar akşamı döndük, 4'ünde toplantımız vardı, yaptık yani. Şu an çalışıyoruz. Balayı her, yani her şey yok. Programlanmış, planlanmış. Evet. Gayet yolunda gidiyor. Çok güzel. Burcu Hanım peki şey sorsaydık. Sana değişik bir soru gelecek evet. Yok yok hayır şeyi soracaktım. Ya bana ne tutuyorsun şu evet ben merak ettim. Mikrofonlar sana döndü aile... şu an. Aileleri şey soracaktım hani aileler iki ayrı yerde düğün yaptınız ya onların tepkileri nasıl oldu? Nazım'ın ailesi siz zaten mı? Beni biliyorsunuz. Hı. Ya benim ailemde çok az insan var hala görüştüğüm. Ablam ve kız kardeşim. Ablam zaten düğündeydi, İtalya'daydı geldi. Kız kardeşim ayak bileği kırık olduğu için gelemedi, buraya geldi. Nazım'ın ailesi iki düğünde de vardı. Çok keyif alıyorlar bence, yorulmuyorlar yani. Çok keyif alıyorlar. Çok. Evet. Çok güzeldi. Zaten düğünün yıldızı anneanneydi öyle söyleyeyim İtalya için. Burası da aynı şekilde yine bütün dikkatleri üzerine toplayan kişi anneanne oldu. Çok keyifli geçiyor yani, yorulmadılar aslında. Maşallah diyelim, bir de yüzükleri soralım. Yüzükler ya böyle ya hediyeler falan takıldı, taktım öyle şey yapmadım diye. Bayağı bir büyük ama. Hemen çek. Biraz büyük yani. Yani evet. Bana da bu layık diye düşünüyorum. Bundan sonraki soru herhalde bebek isteği. Çok tatlısın ya. Hemen evet. Kaçırmayın da fotoğraf çekeceğim ona göre. Bunu ben ne zaman yapayım? Bir ay sonra karşılaştığımızda falan sorun tamam mı? Nazım Bey mi düşünüyorsunuz? Şu an bence doğru bir zaman değil bunu konuşmak için. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluluklar çok diliyoruz. Teşekkürler. Mutluluklar. Sağ olun. Çok pardon. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şey, gelin bir şeyler yiyin için çocuklar. Çok yakışır. Sen her şeyi ne yaptın? Canlıya mı çekeceğim mi çektin? Video mu çektin? Evet. Bay bay canım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çocuk sen de gelirsin.